Selam dostlar. Şu anda neredeyiz? Ben de şaşırıyorum bazen. Çankırı Şabanözü. Çankırı Şabanözü. Çerçi köyünde. Çerçi köyündeyiz. Evet. Sizleri tanıyalım. Bizi Murat Bey çağırmıştı. Murat Bey'le tanışmıştık daha önce. İsmim Murat Gani. Çankırı Şabanözü Küçük Yakalı köyündeki ceviz projemiz için Ahmet Bey'den destek istedik. Gelmişken yine kuzenim olan Soner Çakmak'ın dikmiş olduğu bahçeleri de gezelim istedik. Şu an Soner Çakmak'ın Çerçiköy'deki bahçesindeyiz. Evet Soner Bey, şimdi hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni dinleyelim. Bizler şimdi işte 4 yıl önce falan bir küçük bahçemiz vardı. Orada başladık biz. Orayı da çekeceğiz. Ceviz aşkına. Oraya da gideceğiz inşallah. Murat Bey'in yerini çekmedik çünkü şöyle biraz 2-3 boğumdu. Çok da meraklıydı. Bir sene sonra çekeceğiz. Ağaçlar şöyle bir şekli otursun, o zaman çekeceğiz. İnşallah. Şimdi burada da Soner Bey'in bazı deliliklerini, yani bizim gruptan, delilerden. Hani bizim duamız var ya, Allah'ım içimize kendini akıllı zanneden birini sokup da huzurumuzu kaçırmasın diye. Biz evet, deliliğimizden razıyız. Burada yine bir delilik yapmış köylülere göre, ama bana göre akıllıca bir hareket. Ne yaptık Soner Bey burada? Hocam biz burada ilk başladığımız ise su problemimiz vardı. Suyu biraz uğraştık, sondajla bulduk. Sondajda su buldunuz. Daha sonra işte etrafını falan çevirdik, su depomuzu yaptık. Sonra ceviz yerlerini kazdırmaya başladığımızda zeminin çok kayalıklı olduğunu gördük. Evet. Bunu nasıl çözeriz diye düşündük. Önce en son, şey getirdin, normal bakı getirdin. Normal jisi bir kepçe getirdik, onları hiç kazamadı zaten. Eskavatör getirdik. Eskavatör de yarım günde 5 tane medeyi zor açtı. Bu tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru böyle kazdırdık. Aşağıya doğru. Sonra baktık bu iş böyle olmayacak. İkinci eskavatörü çağırdık. İkinci kamyonu çağırdık. Bir tane daha jisibi çağırdık. Biz burayı böyle 5 metre olan yeri olduğu gibi kanalaştırdık hocam. 1 metre derinliğinde. 1 metre derinliğinde genişlik ne kadar? Genişlik 1-1.20-1.30-1.50 arasında. 1.30 civarında bir kanalaştırdık. Kanalaştırdık komple. Doğru. Bu kanalı dışarıdan toprak getirdik, gübreyle beraber karıştırdık. Ya buranın toprağı da güzel aslında, yüzey toprağını kullansanız. Çok taşlıydı hocam. Çok taşlı. Çok taşlıydı. Taşsız olsun ve karışım olsun istedik. Evet. Biz bu kanalı komple tekrar yeni traktörle toprakla, özel toprakla evet, doldurduk. Onun çökmesini bekledik mi? Çökmesini çok bekleyemedik çünkü zaman yetişmedi daha doğrusu. Ama biraz sette yaptık. Yüksek diktiniz evet, değil mi? Kış geçince böyle düz kaldı. Oldu. Yani dostlar bakın, o çok önemli. Yani eğer çukur kazmışsanız onun ya çökmesini bekleyin 6 ay ya da çökmesini bekleyemiyorsanız yüksek dikin. O mutlaka en az 1,5 metre kazdıysanız 30 santim çökecek. Evet. Yani en az 30 santim çökecek. 25-30 santim çöktü. Yani onu hesap edin, değilse çukurda kalacak. Fidanları güzel gelmiş. Şu andaki dikimleri de toprak üstünde kalmış. Yani ama sınırda bak, biraz daha evet, yüksek dikmemiz gerekiyor. O göçükten dolayı böyle oldu. Tam ayarlayamadık tabii. Şimdi onu normalde biz 30 santim diyorduk önce. Daha sonra 20 santime düştük. Seneye 10 santim diyeceğiz. Yani fidanları size alıştırıyoruz işte yavaş yavaş. Fidanı aldınız, diktiniz, aşı yerinden yukarı 10 santim veya 15 santimden baharda keseceksiniz normalde. Ama tutmuş bunlar ne kadar kesmiş? 25-50 santim. 50 santim. Yani ne lüzum var yani, ne lüzum var. Şimdi 50 santimden kesmiş. Burada tek dala düşürme olayı yapıyoruz ya. Yanına da güzel bir kazık bulmuş yani. Evet, o inşaat özel yani onlar. Şunu da kesiyoruz. Bu şimdi gidecek. Bir de dostlar şurayı da ya şimdi alın ya şöyle bir ay sonra şunu alın ki burayı, yarayı kapatsın. Evet. Ve dostlar artık kesinlikle ilk kesimde şu tepesine belki sürmüş olabilirsiniz. Şuraya sutut sürebilirsiniz. Ama onun haricinde bir daha ömür boyu bu ağaçta sutut kullanmayın. Yani kesinlikle açık kalsın. Bu yarayı kendisi kapatacaktır. En fazla bordo bulamacı veya buna benzer bakırlı bir şeyle şuraya fısfısla yapabilirsiniz veya gövdeyi bakırlı bir şeyle boyayabilirsiniz. Boyama. Veya işte plastik tavan boyasının içerisine bakır katabilirsiniz biraz. O şekilde kapatın. Hocam o şeyde özellikle belirteyim, hani yeni bu işe başlayacak arkadaşlara. Bizim bölgemiz çok aşırı rüzgar alan bir bölge. Evet. Diğer yaptığımız bahçede normal meyvecilerde satılan yuvarlak sırıklardan almıştık. O sırıklar ilk sene hiçbir sıkıntı olmadı. İkinci sene de biraz idare etti. Üçüncü sene ağacın gövdesi sırığı geçtiği anda rüzgardan hep o sırıklar buralardan kırıldı.
biz onun tecrübesini yaşadığımız için ağacın, rüzgar alan bölgeyse... Ağacın gövdesi şöyle genişlerse zaten ondan sonra kaza lüzum yok. Ama çok rüzgarımız var, yatırıyordu böyle yani. Ne kadar yüksekten taşlandırdınız? Orada evet. Çekeceğiz, orada çekeceğiz. Yani böyle taşlandık. Şimdi, doğru oldu. Şimdi bizim Karadenizli Temel deney yapıyormuş. Onu Murat Bey de yaşamıştık zaten, evet, devrilme olaylarını. İşte o devrilme olaylarının bir sebebi de yüksekten taşlandırma. Rüzgarlı bizim yerlerde daha yüksek alçaktan. Yüksek kazık diktik, sonra kazıklar ağaçları değil, ağaçlar kazıkları tutarım. Evet. Şimdi bunun sebebini o şekilde bulmanız lazım Üstad. Yani niye hani pire şeysi var ya, Karadenizli Temel tutmuş şey yapacak, deney yapacak. Pireyi koymuş masanın üzerine uygun ortamda, işte bağırıyor ve vuruyormuş masaya. Zıpla bakayım diyormuş. Pire zıplıyor, ölçüyor. İşte boyunun 10 katı, 20 katı falan. Ya diyor, şimdi deney yaparken bir sürü falan kullanıyorlardı. Mikroskop falan, ben de kullanayım. Pirenin arka bacaklarını kesiyor bir sürüyle, ameliyat şeysiyle. Ondan sonra vuruyor masaya. Zıpla bakayım diyor. Zıplamıyor. Zıpla bakayım, zıplamıyor. Deney sonucudur diye yazıyor. Pirenin arka bacakları kesildiğinde kulakları duymayın yazıyor. Şimdi bizimki o hesaba geliyor. Yani eğer ağacınız şu kalınlığa gelmişse, yani 5 santim çapına gelmişse, 6 santim çapına gelmişse, daha kazıkla işi yok. Olmaması kazığın lazım varlığı, ama bizde oldu ya. Hayır, kazığın varlığı o ağacın güzel taç yapmasına engel olacak. Şimdi bir de bu kazık nasıl? Bu şey kazık... şu anda hocam dolguda ya, çamur olduğundan şey. Kuruduğunda biraz daha çakacak mısınız? Çakabiliriz. Bunları kepçeyle bastırdım ben hep. Komple dolgu olduğu için. Komple dolgu olduğu için çamurdan. Zamanla sıkıyor. Kuruyunca sıkıydı yani. Şimdi bu ağacın bu tarafa vereceği dallara engel oluyor. Doğru. O yüzden siz eğer 2 metreden taçlandırmaya başlarsanız 1.80'den 2'den o zaman ağacınız yeter. Ama normalde göbek hizasından olması gereken yerden taçlandırsaydınız o kendisini o rüzgara doğru ayarlayacaktı. Hiç kazığa 2. 3. seneden sonra kazığa hiç ihtiyaç duymayacaktınız. Ve evet. Bir de biz şunu yapıyoruz, şimdi dikim sırasında çok rüzgarlı yerlerde diyorum ki ağaçları şu 5'ler var ya, 8'e 5 öneriyorum, 5'leri evet. Rüzgar hizasına getirin. 2. seneden sonra bunun köküne, onun tepesine ağaçları birbirine bağlıyoruz yani. Ha, anladım. Yine bizim deli işi böyle. O da bir mantık. O da işe doğru. Yarıyor. Şimdi doğru, sana hocam. Biraz şey yaptıralım, tek dalla düşürme işlemi yaptıralım istersen. Tabii hocam. Uşağım nerede bu? O ottan nerede? Kaybolmuş. Gel bulalım, öyle kaybolmuş yok, öyle küser. Şey var ama bunlar tozlayıcılar hocam. Abi tozlama mozlama. Yani böyle atlama yok. Ağacı küstürmeyelim. Yani. Tabii adam diyecek ki bu beni adam yerine koymadı. Burada ne yapacaksın? Hocam sizin hangisini demenize göre vallahi şu kalsa daha tamam iyi. Tamam kalsın o zaman. Ama biraz şeye yakın keseceğiz değil mi? Ha, şunu biraz. Tamam. O yukarı doğru çıkacak. Çamursa çamur. Yani bizde şey yok. Mecbur çalışacağız. Arabada şey de vardı da benim arabayı buraya getirmek. Çizme olur. Bizde de vardı da bu kadar tahmin etmiyorum. Şimdi yolda hocam burada geldi. Bakın şey. İşte o set meselesini düzgün yapamadığımızdan belki. Evet. Aşı aşağıda kalmış. Onu açacaksınız daha sonra. Açacağız. Açacaksınız. Burada da hangisini bırakmayı düşünüyorsun? Şunu bıraksak. Niye? Şunu mu bırakalım? Yani işte ya, patronlar hep böyle ya. Oradaki 10 santimi kar zannediyor ya. Patronlar pinç oluyor demek ki. Ya yok, kıyamıyorlar ya, kıyamıyorlar. Yani. Kıyamıyorlar. Bunlar evlat hocam, sen evladı götürüyorum diye. Tamam da evlat böyle daha güzel olacak. Doğru. Yani bu ondan daha kısa sürecek. Ne kadar olur. Aşağıdan o kadar güzel. Ne kadar aşağıdan o kadar güzel. Hidrofor daha iyi basmıyor. Evet. Ya ben hep söylüyorum, şimdi araçla gidiyorsunuz, gerçi hepiniz otomatik kullanmaya başladınız, biliyorsunuz. Evet. 4. viteste yokuş yukarı giderken durdunuz, istop etti yani. Durdunuz, geri kalkacaksınız. 4'le kalkabiliyor musunuz? Yok, olmuyor. 1'e düşürüyorsun. Bundaki mantık da o. Yani eğer bu fidanı sökmeseydik, yerinde dursaydı bu, şuradan tepesini kestiğimizde 2. sene taşlandırabilirdik. Evet, tam bu kadardı zaten bizim. Tamam, buradan zaten. Kesecektin, taşlanacaktı ama. Neden oradan kestik? Yerinden söktük. Kökleri tamamen, pompalar bitti. Yeniden devrini alıp çıkacak. Önce o yüzden bir kök, 1'e düşüreceğiz. Kök çalışmaya başlayacak. Hangisini bırakıyorsun? Ha, şunu tamam işte. Kıyarız biz hocam. Yani siz bir de bunu yaparken rüzgarın geldiği yöne doğru olan gözü de tercih edin. Yani rüzgar o yandan geliyorsa. Evet. Çoğu zaman tam rüzgar nereden esiyorsa tam tersinden mi çıkmış? Evet, doğru. O
Yok yani bu dikkate ama alınması gereken şeylerdir ama bağ meselesi herhalde önemli hocam. Abi sizin işçiler de bizimki gibi biraz dengesiz. Bazısını aşağıdan bazısını yukarıdan. Evet. Evet. Şunlar. Şimdi burada ne yapacağız? Aşağı altında kalanlar herhalde zaten. Dur kesmeden önce konuşalım. Burada ben hangisini? Olsam şunu bırakırım. Şunu mu bırakırsın? Evet. Abi, sen olsan. Ben şu, rüzgar bu taraftan geldiği için bunu yoksa şunu bırakırım. Ben de bunu bırakırdım abi. O zaman yakından çektin mi abi? Yakından gösteriyor musun? Ağacın bak, gövdesi daha düz. Ağacı gösteriyorum. Elini tabii daha düz olacak daha aşağıdan. Ben ne kadar aşağıdan çıkarsan. Ben bu çalışmaya başlamış, güçlenmiş diye. Biraz daha yukarıdan. Abi önce makası tamamen şey yap. Makası olabildiğince içine şey yapın. Yani tamam bunu kesmekte zorlanacaksınız da. Evet, şarjda makasınız var aslında. Arabadan onu alayım mı? Yok gerek yok. Sana buradan gerçi bir iki tane yapalım, önlük. Öbür tarafa evet. Geçelim. Kökünü de oynatmayalım yani. Evet. Kübüyü getirmedim ben geçti. Hem böylelikle düzlüğü mü sağlanacak hocam? Düzlüğü yani sağlamış olacağız. Yani gövde dümdüz olacak. Evet. Evet. Bunlar çok kalın olmuş. Şunlar ya bunlar şöyle bizim kendi işimizle alakalı olan ha, bir kendi şeyden kaldı. Vardı tamam. Tabii tabii. Bunların yine köklerini plastik şeye batırdık. Yanık tabii, yağ, yağ batırdık. Yanık yağ batırıp soktu. Evet hadi bunu da kes de. Bakayım nereden keseceksin. Burada da ben yine şeyi bırakayım. Hocam size göre şu kalacak o zaman. Yok şu kalacak. Şu mu kalsın? Bak dur kesmeden bir daha yakından baksın dostlar şöyle yakından. Şu eğri tarafa doğru olduğu için. Şu doğru çıkıyor. Şu biraz daha açılı. Şu daha açılı. Şu zaten şuradaki şeyden yukarıda. Boğumdan yukarıda. Evet. O yüzden onu tercih ediyoruz. O zaman şu tarafa geçin. Evet. Daha sonra o tırnağı sonra tırnağı alırsın. Sonra şey başlasın. Su hareketi başlasın. Ondan sonra alalım. Peki gecikme olarak şu anda gecikmiş durumda yok, mı? Yok yok. Şu anda burası rakım kaç? 1300 şu anda. 1300 rakımda normal. Bu sene zaten iklim biraz geriden geliyor. Onlar evet. Yabanileri. Yöresi. Yöreden yukarıda. Şimdi burada. Burada biraz. Evet. Burada biraz sanki şu veya şu. Şu rüzgara doğru. Rüzgara doğru ise şunu bırakabiliriz. Çünkü diğerlerine yani fark atmış. Aşıya doğru olması açısından şunu bırakmak gerekmez mi? Yani o da olur da bu toparlar. Rüzgar olduğu için bu tarafta. Rüzgar bu tarafa vuracaktır sürekli. Evet hep toparlar. Öyle. Ama normalde olması gereken neydi? Bunu şuradan kesmiş olacaktınız. Ha, bunu şuradan başta kesseydiniz baharda. Şuralardakiler daha güçlü çıkacaktı. Öyle olunca onlardan birini bırakacaktık. Evet. Gayet güzel. Yani öyle emek ederseniz böyle de fidanınız olur. Toprağın yumuşaklığından, fidanın şöyle, iyiliğinden neyden şöyle bu? Şöyle in üstad sen de otur şöyle de. Ama güneş bir ters tarafta. Ya, abi şöyle gelin. Burada ha, aynı zamanda şey olmuş olsun. Ekran fotoğrafı yaparız sonra. Abi evet, şöyle karşıdan hepimizi ağaçla evet, birlikte alırsan güzel sürmüş alıyorum yeni bir fidan. Bunun neresini keseceğiz şimdi? Ben olsam şunu bırakırım. Onu bırakırsınız değil mi? Ama şuradaki olay burada, ve şuradaki ha, çatlak var bakın. Evet. Şurada bir çatlak var. O yüzden ya şunu ya şunu bırakacağım. Hangisini bırakayım? O zaman yakına geleyim. Evet. Ben. Bak. Evet. Bak şuraya getir üstad. Burada bir yara var bak. Normal şartlarda şunu bırakırdık. Evet. Şu yara ama olmasaydı. Şu dolayı bir alta ineceğiz. Yarayı bu taraftan şu, gel göster istersen abi. Şunu bırakacağız. Bak. O yara. Şurada bir yara var. Şurada bir yara var ve buradaki şu boğum meselesi var. Bundan dolayı şunu bırakmıyoruz. Ve aşağıdakilerden ya şunu ya şunu bırakacağız. Şu biraz açılı olduğu için şu daha uygun onu bırakacağız. Yani yaptığınız işlemde bir savunmanız olacak. Yani ben yaptım oldu olmaz. Bir nedeni olacak. Evet. Niye yaptığınızı bileceksiniz. Her işlemde. Hocam şimdi bizim
köydekiler gelip böyle kestiğinizi görseler bu işi bilmiyorlar. Aynen öyle diyecek yani. Ben bize, yapıyorum işte. Bize yani. 2.5 metreden kestiğimizde bile çok laf eden oldu yani. Benim kavulumu kesiyorsun ha, ağacı kesiyorsun şu anda. Benim bir sözüm var ya, deliye deplasman olmaz diyorum ben. Evet. O yüzden bana deplasman yok abi. Hele hele cevizin olduğu yerde hiç deplasman tanımam. Her yer benimdir yani. Şimdi burada şunu bırakalım. Saat 3 gibi çık. Tamam, tamam. 1 saat 15 dakika. Tamam, tamam. Olay bu. Hocam buralar iyice şey oldu. Evet. Şu ayaklarımızı da çekiyorsun değil mi üstad? Yani biz öyle halimiz böyle. Şey değil yani biz tarlalarda. Şey mi? Emeksiz bu yemek. Bu şekildeyiz yani öyle. Fare kapanında işin... olurmuş hocam. Ha? Emeksiz yemek fare kapanında olurmuş. Öyle değil mi? Yani. Şimdi Soner Bey'in diğer bahçesine gidelim. İnşallah. Ek yapamıyoruz biliyorsunuz. Yani biz videoları çektiğimiz neyse ham olarak koyuyoruz. Olduğu gibi. Olduğu gibi biz doğal de doğal. Haline. Burada keseceğiz. Orada da bakacağız yani size göstermemiz gereken bir şey varsa çekeceğiz yoksa çekmeyeceğiz yani. Devam edeceğiz. Tamam. İyi onu da bir başka sefer seyredeceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun üstad? Yani buraya bu kadar para harcadın niye harcadın yani buna değiyor muydu? Hocam şöyle buradaki amacımız sadece para kazanmak değildi. İlk önceki amacımız şuydu bizim memleketimizde böyle bir örneğimiz yok muadilimiz yok. Evet. Diğer memleketlere gittiğimizde görüyoruz işte kimisi pamukla uğraşıyor, kimisi kirazla bilmem neyle. Biz de bunu burada olabileceğini düşündüğümüz için bir atılım yaptık. Evet. Ha biz buranın kobayıyız. Her zaman onu söylüyoruz. Olabilir. Olmazsa da canımız sağ olsun zaten diyeceğiz. Zaten ticaretimiz var. Ticaretimiz başka yerlerde var. Burada... Şimdi bir de bu mesele açılmışken bazı arkadaşlar hep şunu söylüyorlar. Ya işte ceviz bitiyor mu? Herkes daha ceviz dikiyor. İşte evet. Cevizi bu sene satamadık elimizde kaldı falan gibisinden laflar. Arkadaşlar ceviz eğer sağlıklı beslemişseniz. Yani bir kilo cevizin içerisinde chetner için söylüyorum. 80 tane 83 tane bilemedin 85 tane ceviz bir kilo geliyorsa. Ve bunu da kırdıktan sonra 480 gram 500 gram iç alabiliyorsanız bu iyi bir ceviz demektir. Böyle bir ceviziniz varsa ve bunu 3 dolardan satamadıysanız, 2,5-3 dolardır dünya piyasasındaki pazarı. Böyle bir ceviziniz elinizde var ve bunu 3 dolardan satamadıysanız bana getirin ben alayım. Daha bunun şeyi yok. Ama eğer cevizinizin 90 tane 100 tanesi 1 kilo geliyorsa, yani fındık kadarsa ceviziniz. Evet. Ondan sonra kırdığınız zaman 1 kilodan 300 gram iç çıkartıyorsanız kusura bakmayın onu kendiniz yiyin yani veya iç yapın iç olarak satın. O zaman satamazsınız. Eğer bu şekilde satarsanız ben zannediyorum ki ben hayatta olduğum sürece 3 doların altına düşmeyecek. 3 dolar sizi kurtaracaksa ceviz bahçesi kurun. Kurtarmayacaksa kurmayın. Ve ceviz şu anda hala fantazi ürün. Hala yenmiyor. Hala bir şeysi yapılmadı. Daha çuvaldan rafa çıkmadı. Evet. Şimdi bu çuvalda önce yeterince elde kalmaya başlayacak. Ondan sonra rafa çıkacak. Ceviz çikolatası yapılmadı. Cevizin gofreti yapılmadı. Cevizin daha kuru yemiş yapılmadı abi. Kuru evet, yemiş evet. Yapılmadı. Sonra ya. Her yapılan ceviz bahçesi muvaffak olacak diye bir şey de yok. Ve maalesef abi. Gezdiğim zaman ben şunu görüyorum. Satılan fidanların %50'si birinci sene gidiyor abi. %50'si birinci sene tutmuyor. Hocam onda da ben şöyle tutmamasından ziyade hani dinleyen arkadaşlara da şey olsun bu. Bu iş para kazanmak için yapılacak bir iş değil. Evet. Seviyorsa girsin adam. Aynen. Yani sevmiyorsa öyle matematik hesabı yapıp işte 300 kilo dönümünden alırım işte 1 milyon para kazanırım bilmem ne. Bu iş öyle yapılacak bir iş değil. Çünkü emeği çok fazla. Yok para da kazanır ama. Bekliyorsunuz. Severek yaptıktan sonra. Yani severek olmuyorsa olmaz. Para için yapan kazanamıyor. Para için yapan kazanamıyor. Ben bunu defalarca görmüşüm ama ben hele ceviz bahçesi kuracağım deyip ceviz bahçesini kuran da çok para kazanıyor abi. Ben buna da şahidim. Abi, o kısmı, onu da gösteriyoruz. Yani şurada garip bir şey vardı üstad yani. Şimdi bu tarla senin. Aşağıdaki tarla da senin. Şurayı bir gösterir misin abi? Şurayı bir göster bak arada. Böyle. Arada bir başkasının iki evlek yeri var. Evlek bizim, derdimizde. Sizde evet. De derler mi? Derler. Bizim i̇ki evlek yeri var. Tarım, orayı satmadılar mı? Tarım arazilerimizin sıkıntısı işte. Aslında
tam nitelikli tarım yapamamamızın sebebi de bu maalesef. Evet. Ortaklı yerler. Yani parayla almak isteseniz de alamıyorsunuz. Ortaklar kendi arasında anlaşamıyor. 30 tane mirasçısı 30 tane mirasçısı var. Bizim buranın bile 17 mirasçısı vardı. 1,5 senede zor çözdük yani. Evet. Bu da emekle, uğraşmakla. Maalesef inşallah bu şeyler de devlet politikasından gelen işler. Biraz inşallah bunlar düzelsin. Falan, toplulaştırma falan başladı. O çok önemli yani. O 20 dönümün altında parçalanmasına izin verilmiyor. Kesinlikle doğru. Kesinlikle evet, doğru. Buna benzer şeylerin yapılması lazım. Yalnız bazı şeyler var. Mesela bazı bölgelerde bazı yerler ayrılıp buralarda bahçe yapılmasına izin, ev bahçesi yapılmasına izin verilmesi lazım. Şimdi ben evet. Onu diyorum abi, tamam, büyük tarım arazileri büyük tarım arazisi olarak kalsın ama insanımız da gidip beşer dönümlük müstakil içinde evi olan bahçeleri kursun. Yani kendi kuru yemişini, kendi yemeğini, kendi şeysini çıkartabilecek beşer dönümlük ev bahçelerine Tarım Bakanlığı'ndan rica ediyoruz. Beşer dönümlük ev bahçeleri yapılacak yerler ayarlayın. Bunu siz belirleyin. Deyin ki tabii işte Ankara'da deyin falanca bölge buna müsait. Evet, evet. İşte İstanbul'da falanca bölge. Yani böyle bölgeler seçin. Yoksa çarpık yapılaşma oluyor. Tabii. Herkes yani 300 metre, 500 metre yapıyor. Yani ondan sonra yok işte araç konteyner gibi şeyler olsun. Evet, onların evet. içerisinde olsun falan. Yani bir şekilde devlet yasaklıyor. Millet kaçak yol bulmaya çalışıyor. Bunların önüne geçmenin tek yolu var. Yani evet, oluyor, insanımız bir şekilde yapılacak. Abi şimdi 20 dönümden aşağı yok. Ya benim 20 dönüm kuracak durumum yok. Bir de onunla uğraşamam. Ben hafta sonları gitmeyi, hatta yazın evet. gidip çoluk çocuğumla kalacak 5 dönümlük yer istiyorum. Devlet bana bu konuda bir yön çizmeli. Ha, kendisi alsın parsellesin, desin ki burayı ben aldım. Parselizasyon yapıyorum bunun ücreti. Yani bu da yeşil alandır. Bu da tarıma katkıdır yani. Hocam işte o konuda da şeyler var mesela, çıkan yasalar. Biz burayı yapmadan önce bizim 3 tane şu anda ayrı ayrı yerde bahçemiz oldu. Tek parsel bir 150-200 dönümlük yer düşünmüştük ilk etapta. Evet. Orman Bakanlığı'ndan bir yer istedik. Hazineden bir yer istedik. Yani prosedürler o kadar şey ki, zorlayıcı ki. Bizim vaktimiz, imkanımız olduğu halde bir yıl uğraştım. Sonra bir yerden böyle tıkanıyor, kalıyor. Çözülmez hale geliyor. O prosedürleri de biraz yumuşatırlarsa, en azından bu işin ticaretini yapacak olan insanların önü açılırsa, çok daha bu işle uğraşmak isteyen ya şimdi ticaretini su yapmak isteyen vardır. Çok yani. Açık olduğu için evet, öyle de bir şeyimiz var. Öyle ama bir şeyimiz bu sefer iyi niyetli var. İnsanlar da zorlanıyor. Geçelim. Eyvallah dostlar, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah.